Başakşehir'in merkezinde büyük lansman fırsatı. Şimdi Başak City'den evinizi topraktan senetle alın, vade farksız 60 ayda kolayca ödeyin. Sınırlı sayıdaki evler için acele edin. Başak City, Fuzul Yapı güvencesiyle. AK Parti 151, MHP 110 barajın altında kalmamak için mi ittifak kurdular sizce? Bunu kesinlikle MHP'nin barajın altında kalacağını herkes biliyor. Bütün kamuoyunda size biliyor. Yani bunu bir şekilde MHP'yi kurtarmak için yapılan bir şeydir. Bence bu ittifak Erdoğan'ı düşürmek içindir. Neden? Daha önce de aynı şekilde olmuş. Erbakan'la Alparslan Türkeş birleştiler. İkisi de meclise giremedi. Yani MHP'yi sevip AK Parti'yi sevmeyenler var. AK Parti'yi sevip MHP'yi sevmeyenler var. Bunlar ortada kalacaklar. İkisine de uy vermeyecekler. Olabilir ama kalmaz. İkisi de geçer barış. Onu bilmiyorum çok. Siz siyasi, aşırı siyasi bir şeysiz, karışmıyor. Evet. İttifak güzel bir şey. O 3 parti, bunlar 2 parti. Genellikle yine de tahmin ediyorum AK Parti gayet iyi gidiyor. Teşekkürler. Yani ben AK Partili değilim ama görünen bir şeyler var. İnşallah hakkımızdan ayrı olur. AK Parti ile herkes ittifak yapıyor. Çünkü bu çıkar dengesi üzerine kurulmuş. MHP'nin zaten insanlara vereceği hiçbir siyasi bir mesajı, hiçbir siyasi nasıl diyeyim ben size? Yani şöyle bir şey, iktidar için hiçbir mücadele vermemiş bir parti. Yani biz yönetirsek şöyle yönetiriz, böyle yönetiriz diye bir delegasyonları veya konuşmaları olmamıştır. Sürekli birilerine destek, yedek lastik görevi görmüşlerdir. Eleştiri, yani eleştiri bazında. Şu anda baktığınız zaman bir MHP hangi insanın hakkını savunuyor? Şu an Suriyelilere bakıyorsunuz, hastanelerde bedava tedavi oluyor, okullarda bedava okuyor, bilmem ne. Ben Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir dünya vergi veriyorum, bir şey veriyorum. Şu an sağlık için kucak dolusu para harcıyorum, eğitim için kucak dolusu para harcıyorum. Bir yerden bir yere ulaşım için kucak dolusu para harcıyorum. MHP bu kadar milliyetçiyse niye benim haklarımı savunmuyor? Yani zaten %40'ın üstüne çıkamaz AKP. Öbürü de 10 civarındaysa 50'nin altında kalır ikisi. Yok, daha güçlü olalım diye. Her zaman için AK Parti kazanır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız kazanır diye düşünüyorum. AK Parti %51, MHP'de %10 barajın altında kalmamak için mi ittifak kurdular siz? Muhtemelen öyle görünüyor. AK Parti %51, MHP'de %10 barajın altında kalmamak için mi sizce ittifak kurdular? Bence de. Yani başka şansları yok çünkü işsizlik çok var, ekonomik sıkıntılar var. Ondan sonra kimse kendini güvende hissetmiyor. Başka birçok soru var. Yani birçok sorun var. Ondan dolayı hani tek başlarına girmeleri açmayacakları anlamına geliyor. Bu sorunlardan dolayı o şekilde böyle bir şey yapıyorlar. İşte tam birlik olması için birlik. Bence de öyle oldu. Çünkü AK Parti herhangi bir partiyle ittifak yapmadan zaten %51 barajını geçemezdi. %50 barajını geçip %51 olamazdı. Geçen seçimlerde AK Parti'nin %51'i alabilmesinin tek sebebi MHP. Başka bir sebebi yok yani. Barajın altında kalmaz. İkisi de çıkar barajdan. Çünkü neden ittifak konuşalım yine? MHP AK Parti'yi destekliyor yani. O şekilde yani kalmaz yani. İkisi de barajı aşar. AK Parti'nin iktidarda kalması, MHP'nin iktidarda kalması diye bir derdim yok. 455-500 tane adam lazım. Hangisi olursa olsun. Çünkü birbirinin fotokopisi. Birine yaparsa öbürü de önü yapıyor. Hiç geleceğe planlama yok. Geleceğin planlanmadığı bir noktada adamlar arasında fark yapmak benim işim değil. Hepsi benim başım üstünde yeri var. Ama ben gelecek istiyorum. Bak düşünceli yürüyorum. Yani seçim de ilgilendirmiyor beni. Sadece çok üzüldüğüm şey şehit olan insanlar. Öyle zannetmiyorum. Milli mesele bu. Milli mesele olduğundan dolayı onlar İttifak yapmış olabilirler.